Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bir Arapça mantık dersimizde tekrar birlikteyiz. Müsaadenizle hemen ekran paylaşıp metni açmak istiyorum. Buradan devam edelim. Gördüğünüz üzere bir önceki dersimizde akis konusuna giriş yapmıştık ve aksi müstevayı ele almıştık. Detaylı bir biçimde üzerinde durduk. Genel mantık kitaplarında ihmal edilen bir aksi nakizimiz var. Bu aksi nakizi kitabımız ihmal etmemiş, berhudar olsun müellif. Gayet güzel bir şekilde de ele almış, üzerinde duruyor örnekleriyle. Şimdi onu inşallah okuyalım. Bu bahsi, akis bahsini yani döndürme bahsini böylelikle bitirmiş olacağız. Şöyle bir yine hatırlama yaparak devam edelim. Akis bildiğiniz üzere döndürme demekti. Yani bir önermeyi tersine çeviriyorduk. Hatırlayalım. Mevzumuz var. Mahmulumuz var. Evet. Mahmul. Mahmulu mevzu yapıp mevzuyu da mahmul yaptığımızda buna akis denir. İşte gördüğünüz gibi döndürmeydi. Bunun bir eşit olanları döndürmeden önceki ve döndürmeden sonraki asıl ilişkisini, tabi ilişkisini, fer ilişkisini konuşmuştuk. Malumunuz hatırlarsınız bir önceki derste. Vaktimizi almasın diye oraya girmek istemiyorum. Dolayısıyla bu şekilde döndürüyorduk. Şimdi bunu şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu mahmulümüz eğer mucibe ise bunu hem mevzu yapıyoruz hem salibe yapıyoruz. Evet. Diyelim ki mevzumuz salibe, bunu da mucibe olarak dönüştürüyoruz. Yani her bir önermenin mevzuunu ve mahmulünü çelişiyle döndürüyoruz. Şimdi bu normal bir önerme olduğunda basit bir önerme, mevzu mahmul. Birleşik önerme olduğunda da aynı şekilde mukaddem ve taliyi yine olumluluk ve olumsuzluklarının çelişiklerine dönüştürmek suretiyle döndürme yapıyoruz. Ve nakiz son derece önemli. Onun için de çoğu ayet çıkarımlarımızda, çoğu efendim yorumlarımızda, bugün Cabiri okumalarında da icmayı konuşurken üzerinde durduk. Nakiz önemlidir. Çünkü hermenötik derslerimizde de üzerinde durduğumuz gibi bir ifadenin söylediği ile kadar söylemediği de önemlidir. İşte bu açıdan müellifimiz tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Bize bu efendim önermenin nakizini de izah etti. Şimdi aksun nakizin bir tanımını yapacak. Tanımını görelim. Tanım üzerinden devam edelim. Diyor ki aksun nakiz huve tahvilul kadiyye ila uhra. Bak elimizde bir önerme var. Kadiyye bu efendim asıldır. İla uhra bir başka önermeye yani bunun fer'ine onu dönüştürüyoruz. Dolayısıyla dönüştürme daha önceki dersimizde uzunca çok tafsilatıyla üzerinde durduğum gibi bir asıl önermeyi gerektiriyor. Bunu nasıl tahvil yapıyoruz, dönüştürüyoruz? Nasıl yapıyoruz? Mevduha nakidu mahmulil asıl, bakın döndürmemizin efendim mevzuu, öznesi mahmulün, asıl olan mahmulün nakizi çelişidir. Ve mahmuluha, mahmulu da nakisu mevduil asıl, asıl olanın öznesinin çelişidir. Yani söylemeye çalıştığımı Arapça olarak ifade etmiş oldu. Ma'a baka'i sıdkı vel kizb, önermelerin doğruluk ve yanlışlıklarına dokunmuyoruz. Aşağıda gelecek mucibeliğini de buna katacak. Dolayısıyla önermelerin doğruluk ve yanlışlıklarına dokunmamak koşulunda biz bir önermenin mevzunun çelişiğini mahmul, mahmulünün çelişiğini de özne yaptığımızda aksun nakiz dediğimiz
tersine döndürmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bil ihtisar huve, diyor ki müellif, daha bir kısa tanım da yapabiliriz. Kısaca şöyle de diyebiliriz. Huve o, yani aksı nakiz. Tebdil-i nakizeyi tarafeyn. Tarafeyni biliyoruz. Tarafeyn, mevzu ve mahmul diyor. Evet, mevzu mahmul. Bunların çelişiklerini değiştirmek. Şöyle de söyleyebiliriz aslında. Mesela aşağıda örneklerde konuşacağız da elimizde bir mevzu var. Konu anlaşıldı ama ben kendim hoca olarak ikna olmak istiyorum tam anlaşılmış olduğundan. Bir de mahmulümüz var. Yoksa sizin konuyu anladığınızdan eminim. Önce bunun nakizini yaparız. Sonra bunun nakizini yaparız. Sonra da dönüştürürüz. Yani iki adımlı emin olarak yapabiliriz. Ya da direkt nakizini alıp mevzu, nakizini alıp mahmul yapabiliriz. Gayet son derece kolay. Ma beka sıdkı vel keyf. Bakın keyif de geldi. Keyif neydi? Daha önce de söyledik. Mucibelik ve efendim salibelik durumuydu. Bu durumda fel kadiye önerme şöyle olur mesela. Kullu katibin insan. Her yazı yazan kişi insandır. Şimdi bu nasıl bir nakizine dönüşüyor? Bu önerme el kadiye tuhavvilu bi aksin nakiz ila çelişiğine şöyle döner diyor. Kullu katip insan. Onu vurgulayalım. Yani az önce söylemiş olduklarımızı örnekleyecek ama olsun biz bunu efendim şey yapalım. Vurgulayalım. Diyor ki gördüğünüz gibi kullu katibin insan. Şu aşağıdaki onu da isterseniz farklı bir renkle vurgulayalım. Çelişiğini alıyor bakın. Ve yer değiştiriyor. Şimdi burada biz de rengi değiştirelim. Şimdi şu insan burada mahmul mu? Evet. Mahmul, evet mevzu. Bakın ne oldu? Buraya geldi. Peki burada insan olumlu mucibe mi? Evet. Burada la geldi, salibe oldu mu? Evet, nakizi bakın. İnsan, la insan. Peki katip burada özne mi? Evet. Burada mahmul oldu mu? Evet, bakın özneydi, mahmul oldu. Tersine de çevirdik mi? Evet. Peki katip burada mucibe olumlu muydu? Evet. Peki burada ne oldu? La katip. Bakın nakizi, çelişiği oldu. İşte döndürme dediğimiz nakiz çelişik döndürme budur. Gayet güzel bir örnektir. Ve gayet anlaşılır bir örnektir. Diyor ki kullu katibin insan, bu normal önermemiz bizim. Her yazıcı insandır. Şimdi burada kemmilik de devreye girdi. Yani tümel olan bir önermeyi, tümel bir önermeyi dönüştürüyoruz. Tümel olumlu bir önermeyi, tümel olumsuz bir nakizine dönüştürüyoruz. Bu önemli bir şey. Ne diyor? Kullu la insan, hiçbir insan olmayan katip de değildir. Oldu. Evet. Gayet güzel bir önerme. Güzel bir örnek. Eminim hem nakizi hem de mantığını bu örnek üzerinde gördük. Peki şimdi burada diyor ki bize müellif bir de bizi diyor tersine döndürmenin, çelişik döndürmenin şartları var. Şurutu aksin nakiz. Bazı şartlar gerekir bunun gerçekleşmesi için. Ve bu şartlar zor olduğundan, kullanımı çok yaygın olmadığından, neticeleri itibariyle de çok verimli olmadığı için genel anlamda mesela İshak Hoca gibi kitaplarda aksin nakize çok fazla yer verilmez. Ama müellif madem ki mantığın bir konusudur, aksin nakizi de işleyelim diye düşünmüş sağ olsun ve burada da bize bunları anlatıyor. Bu aksin nakizin bu şekilde bu kitapta yer almış olması önemliydi. Zaten kitabı bu özellikleriyle ben birkaç kez derslerime konu ettiğim için bu kitabı okumamızı istememin sebebi de buydu. Şimdi diyor ki yuştaratu fi aksin nakiz selasetu umurin. Evet, demek ki
çelişik döndürme ve üç durum, üç husus şart koşulur bir diye başlayacak. Yuştaratu fi aksin nakiz selasetu umur. Üç durum söz konusudur. Bunlar şart olarak aranır. Nerede? Çelişik döndürmede böyle bir arama vardır. Peki neymiş? Tebbilu tarafeyl kadiye ma'a kalbi tarafi ila nakizihi. Bakın. Kaziyenin her iki tarafı dönüştürülür. Neyle birlikte? Kalp tersine çevirmek demektir. Ma'a kalbi taraf ila nakizihi. Her bir tarafı, tarafen her bir taraf. Yani mevzu ve mahmul olmak üzere her bir taraf neyine dönüştürülür, tebdil edilir, çevrilir, çelişine, nakizine. Yani ey, şunu demek istiyorum diyor müellif. Tahvilu nakizi mahmulil kadiyye ula, ilk kadiyenin, buna ne demişti daha önce? Asıl, elimizdeki asıl önermenin mahmulünün nakizi mevduan mevzu yapılır. Elimizdeki asıl önermenin. Yukarıda zaten anlattı bunları. İyice yerleşsin diye şart olarak da söylüyor. Onun mevzuu yapılır. Yani mahmulü mahmulün çelişiğine dönüştürmek suretiyle asıl önermenin mahmulünü çelişiğine dönüştürerek tali önermenin, diğer yeni elde edeceğimiz önermenin konusu yapıyoruz. Mevzu, konu yaptık. Zaten diyor ya, lil kadiyye saniye, tali ikinci önermenin. Ve nakidu, buraya atfederek okuyalım. Ve nakidu mavdu'il kadiyye ula, ilk kaziyenin bu defa mevzuunu, konusunu mahmulen bu defa onu yüklem yapıyoruz. Lil kadiyye saniye, ikinci efendim önerme için. Zaten daha önce de çok konuştuk. Elimizde bir asıl önerme olmadan akisten söz edemiyoruz. Asıl önermede de işte çelişiklerine döndürüyoruz. Bunu zaten söylemişti. Burada anlaşılacak bir şey yok. İki. Bekaul keyf. Keyfe dokunmuyoruz. Neydi keyfimiz? Önermenin mucibe ve salibe oluşuna dokunmuyoruz. Önermemiz mucibe ve salibe. Evet. Ey, yani el kadiye mucibe tebka mucibeten ba'de tebdil. Bakın. Dönüşüm olduktan sonra da önerme olumluysa olumlu kalıyor. Ve salibe tebka salibeten kezalik, olumsuzsa olumsuz kalıyor. Bunlara dokunmuyoruz. Ya çelişikleri ne alıyoruz sadece? Çelişiğinin olumluluk ve olumsuzlukla ilgisi yok. Tam tersini, çelişiğini alıyoruz. Demek ki keyif mucibe ve salibe oluşu sabit kalmak koşuluyla yapıyoruz. Üç, bekaus sıdk. Bu önemli. Döndürmede, döndürüldüğünde zaten bu aşağıda kezip durumundan söz edecek. Döndürmede, döndürmenin müntiç olabilmesi için, sonuç verebilmesi için döndürmenin doğruluğunun sabit kalması lazım. Doğru bir önermeyi döndürür, yanlış yaparsak bu şeklen bir akis olsa da geçersiz olduğundan aksi nakiz olarak kabul edilemez. Yani diyor ki bunu meçhul okuyabiliriz, malum da okuyabiliriz. Malum okuyorum. Bu aksi döndürmeyi yapan kişi gözetmelidir. Yura'i gözetir. En la yekune tebdilu tarafeyn muciben li kezibil kadiyye saniye. Bu döndürmeyi yapan kimse neye dikkat etmeli? Neyi göz önüne almalı? Ne üzerine hassasiyet göstermelidir? Bu önermemizin iki tarafının yer değiştirmesinde olumlu olanın ikinci döndürülmüş, bu ikinci de değil, döndürülmüş önerme. Döndürülmüş önermede kezip olmamasıdır.
Yani sıdk kaybolmayacak. Sıdk baki kalacak. Eğer döndürdüğümüzde önermenin doğruluğu yanlışlığa kezip haline dönüyorsa bu olmaz. İşte bu üçüncü şart da budur diyor. Örnekler verecek. Şimdi bu son derece önemli. Örneklerin üzerinden gidelim ve örneklerimizi inceleyelim. Netaicu aksi nakiz. Çelişik döndürmenin sonuçları. Çelişik bir önerme yaptığımızda ne gibi sonuçlar doğar? Şimdi onu ele alacak ve bize bunu anlatacak. Bir, son derece önemli. Örnekleriyle de anlattığı için çok verimli bir bölüm bu bölüm. İnşallah sizler için de son derece faydalı olur diye düşünüyorum. Es-salibe kulliye bakın tümel olumsuz. Tümel olumsuz. Tenakisu döndürülür. Salibeten cüz'iyeten tikel olumsuz olarak döner. Demek ki bir tümel olumsuz, tikel olumsuz olarak dönüyor. Neden? Çünkü sonuç verebilmesi için. Eğer biz tümeli yine tümelle döndürecek olursak sonuç çıkmaz. Dolayısıyla da bir anlamı kalmaz. Burada müellif bize zaten çoğu mantık kitaplarının bu nakizin müntiç oluşu problemli olduğu için onu konu etmezler. Müellif haklı olarak intacından söz ediyor. Yani sonuç alınabilecek nakiz çelişik döndürmeler nelerdir? Bunları söylüyor. O zaman bir, tümel olumsuz, tikel olumsuz olarak döner. Ve izâ kulte, örneğin sen şöyle desin. Desen ki, la şey'e minel insani bi cemaat. Bakın, böyle söyledim. Şimdi bunun mevzunu, mahmulünü ayıralım. Bakın, burası mevzu. Bir cemaatte mahmul. Ne diyor? İnsanın hiçbir şey, yani insana ait hiçbir şey bir cemaat cansız değildir. İnsan her şeyi canlıdır diyor. Şimdi döndürelim. Ne yapacağız? Bu cemaati hemen altında bakın. Hemen altında. Nakizine döndüreceğiz. Nakizine döndüreceğiz. Niye? Çünkü mahmulü mevzu yapacağız, özne yapacağız. Yapmışız, özne yaptık. Peki burada birinci asıl önermemizde mahmul olumlu mu? Evet, olumlu. Cemaat cansız, olumlu. Peki ne yapacağız? Ella cemaat yapacağız. Ella cemaat. Cansız olmayan, cansız olmayan, yani canlı demektir. Cansız olmayan. Ama bir şartımız vardı. Tümel buraya tikel olarak dönüşecekti. Şartımız da buydu. Nitekim tümel tikel olarak dönüştü mü? Evet. O zaman ne oldu? Bazı cansız olmayanlar leyse değildir. Bakın. Ne değildir? Bila insan, insan olmayan değildir. Ancak böyle döndürülebilir diyor. Tümel olumsuz olarak. Böylece yukarıdaki anlamı nakizinde korumuş olduk. Ama koşul ne oldu? Koşulumuz tümel olanın efendim tikel olana dönüşmesi gerekti. Şimdi öznemiz la şey'e minel insan idi. Bu zaten olumsuzdu. Bir olumsuzluk daha ekledik. Nakiz yapıyoruz ya. Leyse bila insan yaptık. Evet. İki. İki. Es-salibel cüz'iye bakın bunları farklı renklerle renklendirelim. Niye? Elimizde çok renk var. Hatta vurgulayalım bile. Şöyle yapalım. Görsel bakımından. Görsellik önemli değerli arkadaşlar. Derslerde öğrencilerimizin dikkatlerini celbeder. Evet. Peki. Es-salibe cüz'iye. Tikel olumsuzdan bahsediyoruz şimdi. Tikel olumsuz. Tikel olumsuz. Tenakisu salibeten cüz'iyeten. Bakın. Neyle döndü? Tikel olumsuzda. O zaman yazalım. Tikel olumsuz. Tikel olumsuz ile dönüyor.
Feiza kulte, bakın. Ba'dul ma'den leyse bihadid. Bu mevzumuz. Leyse bihadid. Demir değil. Tikel olumsuz bir önerme. Bazı efendim maden demir değildir. Evet, doğru mu? Sıdk. Evet, doğru. Peki. Fa aksu nakiduha. Bunun nakizinin çelişik döndürmesi nedir? Bakın. Bunu buraya hemen altına mevzu yapıyoruz. Bunu da buraya gördüğünüz gibi mahmul yapıyoruz. Ba'du ella hadid, bakın, bazı demir olmayanlar leyse bile maden, maden olmayan değildir. Yani yukarıdakini tersini söylemiş oluyoruz. Bu itibarla gördüğünüz gibi tikel olumsuz da yine tikel olumsuzla nakiziyle dönüştürebiliyoruz. Ve netice veren efendim dönüştürmelerdir bunlar. Peki 3. El mucibe külliye. Tümel olumlu. Tümel olumlu. Tenakisu döner. Mucibeten külliyeten. Tümel olumlu olarak döner. Yukarıda örnek vermişti zaten. Tümel olumlu. Tümel olumlu olarak döner. Feyza kulta verdi zaten. Kullu katibin sen, bu örneği yukarıda vermişti. Fa aksu nakidiha kullu la insan la katib. Nakizi. Evet. Mucibe olarak döndü. 4. Bunu Farsça yazmış. El mucibe el cüz'iye. El mucibe el cüz'iye. Tikel olumsuz. Pardon, tikel olumlu, özür dilerim. Ben de söyledi, ağzımdan çıkan lafı düşünüyordum o arada. Ne oldu diye. Evet. Tikel olumlu. Tikel olumlu. La tenakis. Nakiziyle dönmez. Niye? Ve zâlike bu durum litehallufu intâcil istidlâli fîhâ. Çünkü bu tür bir önermede istidlalin, çünkü bunları biz bu dersten sonra istidlal bahsine geçeceğiz. İstidlal için neticenin bulunmadığından dolayı tikel olumlunun döndürülüşünde herhangi bir istidlal sonucu elde edemediğimiz için tahallufu intacil istidlali fiha olmadığından dolayı döndürmüyoruz, döndüremiyoruz. Mesela diyor, bunu örnekle size anlatalım diyor. Mesela kadıya önerme verecek. Önermeyi ele alalım. Ba'du ella hadid. Bazı demir olmayan madenun madendir. La tenakis ila ba'du ella maden hadid diye dönemez diyor. Ve la ila kullu la maden hadid, böyle de döndüremeyiz. Çünkü iki bunların hiçbirisinde sonuç almıyoruz. Çünkü bazı maden olmayanlar demirdir, olmaz. Her maden olmayan demirdir, zaten olmaz. Gördüğünüz gibi anlamlar itibariyle bir istidlal anlamı bize sağlamadığı için, netice vermediği için ne yapıyoruz? Bunları efendim dikkate almıyoruz. Li'ennehuma, her ikisi de kâzibeten, efendim yanlıştır. Çünkü diyor müellif. Ve tekaddeme enne min şuruti aksin nakiz. Çünkü daha önce yukarıda metinde biz diyor size çelişik döndürmenin şartları içinde neyi verdik? Beka-u-sıdk, doğruluğun korunması gerektiğine dair bir şart söyledik yukarıda. Bu geçmişti diyor. Dolayısıyla
Tikel olumlunun nakizinin efendim aksi sıdkı koruyamadığı için, önermenin doğruluğunu kezibe için la yuntiç sonuç vermez. Dolayısıyla la tenakis döndürülemez diyor müellif haklı olarak. Böylece değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, döndürme bahsini de bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Konu gayet güzel ve zevkliydi. Vurgulayarak burada kalalım. Bugünkü dersimizde biraz kısa olsun, hep uzun olacak değil. Burada kalıyoruz. İnşallah önümüzdeki ders el-istidlalul mubaşir. Bunlardan da biraz daha önce kısaca bahsetmiştim. Şimdi doğrudan istidlal bahsinde kalıyoruz. El-istidlal el-mubaşir'de inşallah önümüzdeki ders buradan devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla kalınız efendim.